Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri. Vahlu lukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 10. sözden Namı Diyele Haşir Risalesi'nden devam ediyoruz. Orada da artık ana metni bitirdik. Tekrar ediyorum bunu sık sık. 10. sözün 1. zeylindeyiz. Yani eklerden birisindeyiz. Orada da 2. noktadayız. 2. noktasının ortalarına bir yere kadar geldik diyebilirim. Yine bu bahsin bir kısmını size okuyacağım, bir sayfa, 1,5 sayfa kadarını. Ondan sonra tekrar başa dönüp onun ince tefekkürünü yapacağız, yapmaya çalışacağız gücümüz yettiğince. Ondan evvel hatırlayalım, bu bahis neyle ilgiliydi? Bu bahis sair erkan-ı imaniye ile haşre imanın ilgisini anlatıyordu bize. Yani mesela meleklere iman, peygamberlere iman, Allah'a iman, kadere iman. O da var mesela zımmi olarak, gerçi açık olarak ondan bahsetmiyor ama diğerlerinden daha açık bahsediyor. Özetle bize şunu öğretiyor. İslam'a girdiğiniz zaman portakalı soydum, başucuma koydum gibi böyle birisini oraya birisini buraya falan alamazsınız. Öyle bir şey yok. İslam bir bütündür ve o bütünün her bir parçası birbirini gerektirir. Birbirinin hem nedeni hem sonucudur, şartıdır, nihayetidir, bidayetidir. Böyle karmaşık, kompleks bir ilişki vardır imanın her bir rüknü arasında. Bunun daha detayına indiğimiz zaman şunu da anlayabiliriz elbette birazcık böyle aklımızı çalıştırdığımızda. Aslında Kur'an'ın her bir hükmünün İslam'ın zaruriyatından olduğunu ve o zaruriyatın her bir parçasının diğerinin hem nedeni hem sonucu olduğunu gerektirdiğini, onları inkar edenin neden dinden çıktığını buradan, bu bağlamdan, bu gözle bakarak anlayabiliriz. Demek ki İslam'ın böyle muhkem bir parçasını reddeden aslında İslam'ın bütününe dair reddedici imalarda bulunmuş oluyor. O yüzden de öyle birisinin İslam'da kalması mümkün olmuyor. Söz gelimi, Allah muhafaza etsin cümlemizi, kaderi inkar eden birisi İslam'dan da başını çıkarmış oluyor. Çünkü İslam'ın temel rükünlerinden birisi o. Veya peygamberlere iman, veya meleklere iman, veya mesela içkinin haramiyeti, bunu reddeden, böyle değildir diyen, mesela İslam'dan başını çıkarır. Neden? Çünkü İslam'da apaçık nas var hakkında. Ayet var, hüküm var. Evet, şimdi bir kısmını okuyalım dediğim gibi. Hepsini tefekkür edemesek de böyle dilimiz bu bununla ballansın. Ondan sonra da tekrar başa dönüp o okuduğumuz kısımdan tefekkür etmeye çalışalım. Başlayacağım yer söz basım külliyata göre 153. sayfada. 10. sözün 1. zeyli namı diğerle 9. şu anın mukaddimesinin 2. noktasındayız. Ve madem bu mahiyetteki arzın her tarafına diye başlayan paragraftan başlıyorum okumaya. Ondan sonra bir sayfa kadarcık sizi metinle muhatap edeceğim inşallah. Ondan sonra da dönüp daha ince anlamaya çalışacağız. Tevfik, hidayet, nur Allah'tan, biz de onun yardımını diliyoruz. Ve madem bu mahiyetteki arzın her tarafına hükmeden ve ekser mahlukatına tasarruf eden ve ekser zihayat mevcudatını tesir edip kendi etrafına toplattıran ve ekser masnuatını kendi hevesatının hendesesiyle ve ihtiyacatının düsturlarıyla öyle güzelce tanzim ve teşhir ve tezyin ve çok antika nevilerini liste gibi birer yerlerde öyle toplayıp süslettirir ki, ne anlatıyor burada? Araya girmiş olayım. İnsan neler yapıyor alemde onu anlatıyor. Öyle toplayıp süslettirir ki, değil yalnız ins ve cin nazarlarını, belki semavat ehlinin ve kainatın nazarı dikkatlerini ve takdirlerini ve kainatın sahibinin nazarı istihsanını celbetmekle gayet büyük bir ehemmiyet ve kıymet alan ve bu haysiyetle bu kainatın hikmeti hilkati ve büyük neticesi ve kıymetli meyvesi ve arzın halifesi olduğunu fenleriyle, sanatlarıyla gösteren ve dünya cihetinde
saniye alemin mucizeli sanatlarını gayet güzelce teşhir ve tanzim ettiği için isyan ve küfrüyle beraber dünyada bırakılan ve azabı tehir edilen ve bu hizmeti için imhal edilip muvaffakiyet gören Nevi Beni Adem var. Uzun bir paragraftı. Belki hepsini kafamızda tutamadık. İçindeki hakikatleri şöyle böyle yakaladık. İncesine gireceğiz arkadaşlar. Acele etmeyelim. Ve madem bu mahiyetteki Nevi Beni Adem, mizaç ve hilkat itibariyle gayet zayıf ve aciz ve gayet aç ve fakriyle beraber hadsiz ihtiyacatı ve teellumatı olduğu halde bütün kuvvetinin ve ihtiyarının fevkinde olarak koca küreyi arzı o nevi insana lüzumu bulunan her nevi madenlere mahzen ve her nevi taamlara ambar ve nevi insanın hoşuna gidecek her çeşit mallara bir dükkan suretine getiren gayet kuvvetli ve hikmetli ve şefkatli bir mutasarrıf var ki böyle nevi insana bakıyor, besliyor, istediğini veriyor. Ve madem bu hakikatteki bir Rab hem insanı sever, hem kendini insana sevdirir, hem bakidir, hem baki alemleri var, hem adaletle her işi görür ve hikmetle her şeyi yapıyor. Hem bu kısa hayatı dünyeviyede ve şu kısacık ömrü beşerde ve muvakkat ve fani zeminde o hakimi ezelliğinin haşmeti saltanatı ve sermediyeti hakimiyeti yerleşemiyor. Bakınız bu cümle çok kilit bir cümle, tekrar okumak istiyorum. Hem bu kısa hayatı dünyeviyede ve bu kısacık ömrü beşerde ve muvakkat ve fani zeminde o hakimi ezeliğinin haşmeti saltanatı ve sermediyet hakimiyeti yerleşemiyor. Ve nevi insanda vuku bulan ve kainatın intizamına ve adalet ve muvazenelerine ve hüsnü cemaline münafi ve muhalif çok büyük zulümleri ve isyanları ve veli nimetine ve onu şefkatle besleyene karşı ihanetleri, inkarları, küfürleri bu dünyada cezasız kalıp gaddar, zalim rahatla hayatını ve biçare mazlum meşakkatler içinde ömürlerini geçirirler. Ve umum kainatta eserleri görünen şu adalet-i mutlakanın mahiyeti ise dirilmemek suretiyle o gaddar zalimlerin ve o meyus mazlumların vefat içindeki müsavatlarına bütün zıttır, kaldırmaz, müsaade etmez. Bir daha okuyorum, yine güzel bir cümle, kilit bir cümle. Ve umum kainatta eserleri görünen şu adalet-i mutlakanın mahiyeti ise dirilmemek suretiyle o gaddar zalimlerin ve meyus mazlumların vefat içindeki müsavatlarına bütün zıttır, kaldırmaz, müsaade etmez. Ve madem nasıl ki kainatın sahibi, kainattan zemini ve zeminden nevi insanı intihab edip gayet büyük bir makam, bir ehemmiyet vermiş. Öyle de nevi insandan dahi makasıdır rububiyetine tevafuk eden ve kendilerini iman ve teslim ile ona sevdiren hakiki insanlar olan enbiya ve evliya ve asfiyayı intihab edip kendine dost ve muhatap ederek onları mucizeler ve tevfiklerle ikram ve düşmanlarını semavi tokatlarla tazip ediyor. Nereden biliyoruz? Mesela Kur'an kıssaları bunun bir örneği. Ve bu kıymetli ve sevimli dostlarından dahi onların imamı ve mefhari olan Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı intihab ederek ehemmiyetli küreye arzın yarısını ve ehemmiyetli nevi insanın beşten birisini uzun asırlarda onun nuruyla tenvir ediyor. Adeta bu kainat onun için yaratılmış gibi bütün gayeleri onunla ve onun diniyle ve Kur'an'ı ile tezahür ediyor. Ve o pek çok kıymettar ve milyonlar seni yaşayacak kadar hadsiz hizmetlerinin ücretlerini hadsiz bir zamanda almaya müstahak ve layık iken,
gayet meşakkatler ve mücahadeler içinde 63 sene gibi kısacık bir ömür verilmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşı kaçtı vefat ettiğinde? 63. Yani o kadar hizmeti var, bu kadar az bir ömür verilmiş. Düşünün bunu diyor yani üstad. Acaba hiçbir cihetle, hiçbir imkanı, hiçbir ihtimali, hiçbir kabiliyeti var mı ki o zat bütün emsali ve dostlarıyla beraber dirilmesin ve şimdi de ruhen diri ve hay olmasın, idam-ı ebediyle mahvolsunlar. Haşa, yüz bin defa haşa ve kella. Evet, bütün kainat ve hakikati alem onun dirilmesini dava eder ve hayatını sahibi kainattan talep ediyor diyoruz ve metnimizi okumayı burada bitiriyoruz. Bu metin daha sayfalarca devam edecek. Buralardayız yani, konuşacağız bunları. Aa yok, çok kalmamış. 4 sayfa falan kalmış. 1, 2, 3, 4. O da söz basımının sayfalarına göre. Demek ki elhamdülillah mesafe alıyoruz. Ama dönüp biz tekrar baştan konuşmaya başlayacağız. Belki sonuna geliriz, belki gelemeyiz. Genelde gelemiyoruz. Gelmeyi istiyoruz. Burada ne konuştuk? Burada daha önce de söylemiştim. Ahirete insanın işareti, delaleti, ayetliği konuşuluyor. İnsan bir delil midir? Evet. Misali musaggar olan insan elbette o misali musaggarlığın yani kainatın özeti olmanın yükünü işaretleriyle, delaletleriyle, delil oluşu, ayet oluşuyla taşıyor. Böyle bir sorumluluğu var. Ondan böyle okumalar da yapabiliyor. İnsan hem gösterebilir, yani kendi bakış açısıyla, okumalarıyla, tefekkürüyle insanlara bunları gösterebilir, kendi üzerindeki nakışların alemdeki yansımalarını gösterebilir, hem de kendisine bakıldığı zaman da bir ayet olur. Yani o da okunur. İnsan hem okunur hem okur. İki yönlüdür. Burada da insanın dışarıdan bir gözle okunmasından neler çıkıyor ahirete dair? Nasıl işaretler, beşaretler, delaletler çıkıyor? Nasıl müjdeler alıyoruz buradan? Onu göreceğiz. Tekrar dönelim. Ve madem bu mahiyetteki arzın her tarafına hükmeden ve ekser yani çoğunluk genel mahlukatına tasarruf eden ve ekser zihayat mevcudatını tesir edip kendi etrafına toplattıran ve ekser masnuatını kendi hevesatının hendesesiyle ve ihtiyacatının düsturlarıyla öyle güzelce tanzim ve teşhir ve tezcin ve çok antika nevileri liste gibi birer yerlerde öyle toplayıp süslettirir ki diye diye gidiyor bu paragraf. Daha önce de dikkat çekmiştim. İnsan anlatan tek bir paragraf ama uzun tek bir cümle gibi. Öyle yapmayalım, biz tekrar yine orayı okumayalım. Gene dönüyorum. Buradan parça parça gitmeye çalışalım. Çünkü bütününü bir kere gördük. Bu bize bir imkan verdi. İnsanı tanıyoruz. İnsan neymiş? Konuşan hayvan mıymış sadece? Yoksa ondan aşkın tarafları da var mıymış? Bakalım. Bu mahiyetteki ve madem bu mahiyetteki arzın, yukarıda dünyayı anlatmıştı hatırlayalım. Geçenki dersimizde o kısmı konuşmuştuk. Dünyanın kıymetini, önemini, alemdeki yerini anlatmıştı Üstad Hazretleri bize. Bak onunla insanın ilgisi nasıl bağlı? Dünyanın kıymetini anlarsanız insanın kıymetini anlamaya da bir kapı açılıyor. Çünkü insan oranın en şerefli sakini. Daha başka özellikleri de var. İşte onlar gelecek şimdi. Ve madem bu mahiyetteki arzın her tarafına hükmeden, bir, insanoğlu neden farklı, neden hayvanlar gibi değil, neden bitkiler gibi değil, neden biz insanın sırrı teklife muhatap olduğunu düşünüyoruz, bunun alemdeki delili nedir, bizzat insandaki delili nedir? İşte ilk şey geldi, bu mahiyetteki arzın her tarafına hükmeden, insan bitkiler gibi mi, insan hayvanlar gibi mi, hayır insan, dünyanın her tarafına hükmediyor. Bırakın dünyayı, niyeti var. Mars'a, Uranüs'e, işte Jüpiter'e, şuna buna gücü yetse uzaktaki yıldızlara tasarruf etmek istiyor. Öyle bir niyeti de var, arzusu da var. Ama bu dünyada da eli yetiştiği ölçüde arzın her tarafına hükmediyor. Arzın her tarafına hükmeden canlı, hükmedemeyen diğer canlılarla bir olur mu? Olmaması lazım, onda ayrı bir şey var.
ayrı bir güç verildiği gibi, yetki verildiği gibi ayrı bir sorumluluk da var. Hani mesela bir şirkette personelin bir yetkisi, sorumluluğu vardır. Onun şefinin bir yetkisi, sorumluluğu vardır. Onun müdürünün yetkisi, sorumluluğu vardır. En üste çıkın genel müdürün yetkisi, sorumluluğu vardır. Bunlar birbirinin eşiti midir? Elbette ki değildir. Ne kadar yetkisi varsa o kadar sorumluluğu vardır. Ne kadar yetkisi varsa o kadar sorumluluğu vardır. Bir elemanın yetkisi ne kadardır? Kendisine verilen işleri yapmak mesela, onu düzgün şekilde yapmak, oradaki kendisine tanınmış hakları kullanmak. Ama şefinki ondan fazladır. Onun üstündeki müdürün ondan fazladır. Genel müdürün en fazladır. Şimdi yetki fazla oldu ama bir şey olursa da sorumluluk eşit derecede dağılmaz. Elemanın hatası az görülür. Yani elbette %99 onun suçu olan şeyler de olabilir ama bir de müdürün, genel müdürün sorumluluğu vardır ki onlarınki daha da aşkındır. Şirket neden kâr edemiyor? Bunu kimse elemana sormaz ki. Elemanın bunun hesabını vermeye sorumluluğu da yoktur. Mecburiyeti de yoktur. Çünkü o kendisine verilen işi yapıp yapmadığı ile ilgilidir. Ama genel müdüre şey sorulur. Bu şirket niye zarar ediyor? Bu şirketin kârı niye artmadı? Bu şirkette şunlar şunlar niye oluyor? Bunlar genel müdüre sorulur. Çünkü onun yetkisi öyle. Ona dair aldığı ücret de öyle. En alttaki personelle en üstteki müdüre aynı maaş verilmediği gibi, yetki verilmediği gibi sorumluluk da verilemez. Bu düzeni getirelim kainata, hemen taşıyalım. Ne görüyoruz? Ya karıncanın sorumluluğuyla insanın sorumluluğu bir olur mu? Aslanın sorumluluğuyla insanın sorumluluğu bir olur mu? Ağacın sorumluluğuyla insanın sorumluluğu bir olur mu? Görüyorsunuz ki insanda daha fazla yetki var. Neleri neleri karıştırıyor? Yerin dibinden maden mi çıkarmıyor? Göğün üstünden uçak mı uçurmuyor? Ya denizlerin dibinden bile bilmem kaç türlü mineral elde ediyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Balıkların işte göç yollarını anlıyor, orada işte balık avcılığı yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor, tarım yapıyor. Topraktan 40 çeşit şey çıkarabiliyor. Ormanları kesiyor, evler yapıyor, şu bu. Ne kadar geniş bir alan açılmış insana diğer canlılara göre. Matrix'te hani söyleniyordu, Ajan Smith'in sözüydü bu. Neo'ya söylüyordu Matrix 1'de. Dünyadaki bütün canlılar çevrelerine uyum sağlayarak hayatta kalırlar. Yalnız iki canlı çevresini kendisine göre bozarak, değiştirerek devam eder hayatına. Bunlardan birisi diyordu insanlardır, diğeri de virüslerdir. Hakikaten de virüsler öyledir. Girdiği hücreyi bozar, kendisinden kopyalar, kendisinden üretir. İşte korona hastalığı da böyle. AIDS hastalığı da böyle, virüsel her hastalıkta bu var. Virüs kendi güdümlendiği hücreyi bulduğu zaman onun müşteri olduğu hücre de belirgindir. Her hücreye gitmez. Ona girer, içinde kendisini sürekli bir şekilde çoğaltmaya başlar. Ta ki o hücreyi patlatana kadar. İçinde o kadar çoğalır ki patlatır o hücreyi. Sonra o dağılanlar başka hücrelere müşteri olurlar. Böylece dokuyu zedeler, insanı hasta eder ve en nihayet eğer tedavisi yoksa ölüme kadar götürür virüsler. Bakın tıpkısı insanda da var. İnsan da çevresini kendisine göre düzeltiyor. Düzeltiyor kendisine göre aslında bozuyor. Bugün mesela bizim işte çevre kirliliğidir, küresel ısınmadır, ozon tabakasının delinmesidir, şudur budur, bu mevzular nereden çıkıyor? İnsanın tasarruf yetkisinden çıkıyor. Onu karıştırıyoruz, bunu değiştiriyoruz, şunu üretiyoruz. Güzel kokalım diyoruz değil mi? Parfüm diye bir şey var şimdi Avrupalılar üretiyor. Güzel kokalım, fıst 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 sıkıyoruz kendimize. Kalıcı olsun, güzel olsun falan. Ama onun içinde bir gaz var. Klorofluorokarbon gazı diye. İnsanın ürettiği bir şey. O gaz ta ozon tabakasını etkiliyor. Ozon tabakasını inceltiyor. Bazı yerlere de delecek noktaya getiriyor. Neden? Çünkü normalde dünyada bulunmayan bir gaz o. Onu insan kendi hevası için üretiyor. Ürettiği için de o zarar ta alemin bak en üst tabakasına bizim için konulmuş, güneşin zararlı ışınlarını süzmek için yaratılmış o ozon tabakasına sirayet ediyor. Petrol diye bir şey vardı. Binlerce yıldır toprağın altındaydı. İşte dinozorlar çağının bütün canlılığı öldüğü zaman, üstü toprakla kapandığı zaman
onlar altta bekleye bekleye petrol oldular. Bilim böyle anlatıyor. İnsanoğlu ona bak, işime yarıyor bu benim dedi, çıkardı. Ondan plastik üretiyor, ondan fuel oil yapıyor, ondan benzin yapıyor, ondan 40 çeşit şey üretiyor. O ürettiği her şey doğanın normal işleyişinde, Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kanunlar, sünnetullahın içinde yeri olmadığı için ne yapıyor bu sefer? Zarar veriyor. Ürettiğimiz plastikler bak. Denizin dibindeki balığı çıkarıyorlar, karnı poşetlerle dolmuş hayvancağızın. Bu bizim zararımız. Bu zararımız nereden geliyor? Tasarruf yetkimizden. Elimiz yetişiyor, orada değişiklikler yapabiliyoruz, aklımız buna yetiyor. İşte bundan dolayı da zulmümüz de artıyor. Elbette yetki var, imkan varsa onun sorumluluğu gereği hesabı da olması lazım. Bak bu oradan getirmesi lazım. İlk bunu söyledi. İnsan niye farklı? Bir, arzın her tarafına hükmediyor. İki, ekser mahlukatına tasarruf eden. Ekser, yani çoğunluk, ekseriyetle böyle olur deriz ya, çoğunlukla böyle olur. Çoğunlukla mahlukatı Allah'ın yarattıklarına tasarruf edebiliyor insan. Balıkları alıyoruz, bir havuz yapıyoruz, orada kendimiz üretiyoruz, alabalık tesisi kuruyoruz. Tasarruf mu? Tasarruf. Vahşi hayvanlar diyelim dağlarda, onları alıyoruz, evcilleştiriyoruz. Onların etinden, yününden, şundan bundan faydalanıyor, sütünden vesaire. Bak tasarruf mu tasarruf. Ormanı kesiyoruz, tarla yapıyoruz. İstediğimiz bitkiler yeşillensin diye onları ekiyoruz. Bu tasarruf mu tasarruf? Yani bunların hepsi tasarruf. Tasarruf derken bize hep mesela okullarda tasarrufu böyle iktisat gibi anlatıyorlar. Tasarruf iktisat demek değil. Tasarruf sarf etmek, kullanmak, üzerinde emekte bulunmak. Burada nasıl verilmiş, durun ya. Hazır şeyi okuyayım ben, sizi niye yoruyorum. Tasarruf eden, dilediği gibi kullanan ve yöneten demek. Yani manası bu. O ortaokulda, ilkokulda tasarruf kolu vardı bizim. İktisat kolu aslında. Orada kelimeyi niyeyse böyle değişik bir manada kullanıyorlar. Bir kayma var. Tasarruftan iktisadın manasını murad ediyorlar. Doğru değil. İktisat başka bir şey. Tasarruf kullanmak demek. Üzerinde etkide bulunmak demek. Osmanlı'da mesela mutasarrıf diye bir ünvan var. Bir tür müfettiş gibi böyle denetmen etkisi de var, yetkisi de var. Hani böyle gidiyor, bölgeleri denetliyor falan. Tam konumu bilmiyorum ama öyle bir şey var, mutasarrıf. O iktisatla ilgilenmiyor. Gidip ne olmuş, ne yapılmış onu denetliyor mesela. Ekser mahlukata tasarruf eder. Etmiyor mu? Ediyor. İnsanoğlu alıyor, tavuğu da besliyor, alıyor şunu da yapıyor, bunu da yapıyor. Taşı kayayı yerinden oynatıyor, gidiyor madenleri çıkarıyor falan. Bak mahlukata hükmediyor, tasarruf ediyor. Yine sorumuzu soralım. İnsan neden diğer canlılardan farklı? İki, ekser mahlukata hükmedebildiği için diğerlerinde bu güç yok. Üç, ekser zihayat mevcudatı tesir edip kendi etrafına toplattıran. Bak bir katman daha açıldı. Ekser yine çoğunluk, zihayat hayat sahipleri. Bu Farsça sanıyorum zi eki sahiplik anlamına geliyor. Zi idrak mesela idrak sahibi demek. Zihayat da hayat sahibi demek. Zihayat mevcudatı tesir edip yani onlara boyun eğdirip musahhar edip sihir de galiba aynı kökten geliyor. Kendi etrafına toplattıran. Yapıyor mu insan bunu? Ya yapıyoruz, hayvancılık diye bir şey var. Tarım diye bir şey var. Ne yapıyoruz? Ya şu olsun diyoruz etrafımızda, şunlarla meşgul olalım, bunların şunlarından faydalanalım. O hayvan etrafımızda çoğalıyor. Yani zihayatın geri kalan kısmı bizim üzerindeki tasarrufumuza göre yön değiştiriyor. Bazen oluyor, mesela bir canlı türünü insanoğlu yok edebiliyor. Allah bizi öyle zulümlerden korusun. Niye? Onu istemiyor çünkü. Hoşlanmıyor onun varlığından. Çin'de bir dönem sığırcıkları, serçeleri böyle katletmişler. Bitkilere zarar veriyorlar diye. Ama ondan sonra çekirgeler öyle bir çoğalmış ki pişman olmuşlar. Diğer ülkelerden çekirge, diğer ülkelerden sığırcık, serçe falan böyle ithal etmişler. Komünizm zamanında. Bak, komünizmin idrak nasıl şey, yanlış bir idrak şeyi var. Kendi tasarrufunu doğru sanıyor. Şimdi halbuki bilim adamları bile diyorlar ki ya aslında
Allah'ın yarattığı şekli, onlar öyle demiyor, doğadaki şekli diyorlar da biz doğrusunu söyleyelim. Allah'ın yarattığı şekli doğru. Onu mümkün mertebeye bozmamaya çalışmalıyız. Çünkü neresine dokunsak öbür tarafı sinyal veriyor yanlış yaptın diye. Yılan öldürüyoruz, fareler çoğalıyor. Fareyi öldürüyoruz, başka bir şey çoğalıyor. Kurbağayı öldürüyoruz, sinek çoğalıyor. Yani bize hoş gelmese de onun varlığının devam etmesi lazım. Bunu artık insanoğlu da gördüğü zararlardan dili yana yana dert etmeye başladı. Cenab-ı Hak modern medeniyetin ferasetini daha da fazla açsın, onu İslam hakikatlerine uyandırsın. Sünnetullah çünkü Allah'ın yasalarından daha üst yasa olur mu? Müslüman bunu kabul ediyor zaten. Alem Allah'ın yarattığı şekilde hayırlı. İnsan onun üstüne çıkamaz. O zaman ona uyum sağladıkça mutlu olacağız demektir. Ona uyum sağladıkça az zarar göreceğiz demektir. Onu bozarak mutlu olamayız. Ona zarar vererek mutlu olamayız. Bu feraset Müslümanlarda zaten var. Batılılarda da yeni yeni dilleri yana yana oluşmaya başladı. Evet. Ekser hayat mevcudatını tesir edip, boyun eğdirip onlara kendi etrafına toplattıran, evet bu da insanın bir farkı. 4. Ekser masnuatını kendi hevesatının hendesesiyle ve ihtiyacının düsturlarıyla öyle güzelce tanzim ve teşhir ve tezyin ve çok antika nevileri liste gibi birer yerlerde öyle toplayıp süslettirir ki, geri dönüyorum, bu kısmı da bir daha anlamaya çalışalım. Şimdi insanın ihtiyacatı varmış. İhtiyaç açık bir kelime, zaten anladınız. O ihtiyacın bir de düsturları varmış. Neymiş düstur? Bakalım buradan okuyalım. Prensip, kural. İnsanın ihtiyaçları var. O ihtiyaçların da kuralları var. İşte ne kadar zamanda su içmezsek ölürüz? 5 günde su içmezsek ölürüz veya 3 günde tam bilemiyorum ama öyle bir şeydi mesela. İşte kaç gün yemek yemezsek ölürüz? 50 gün diyelim söz gelimi ölürüz. Bak bu bir prensip. İnsanoğlu denilen canlının 5 günde bir en az su içmesi lazım. 50 günde bir de yemek yemesi lazım en az. Bir de nefes alması lazım her an. Bunun gibi giyinmesi lazım. Çünkü üşüyor. Ayı gibi değil, üstünde post yok. Goril gibi değil, aslan gibi değil. Yani insanoğlunun derisi postsuz olduğu için giyinmesi de lazım. Bak bir farklılık daha. Bu da bir prensip. Giyisi lazım. Bak bunlar ne yapıyor? İnsanı harekete geçiriyor. Neye doğru harekete geçiriyor? Ekser masnuatını kendi hevesatının hendesesiyle ve ihtiyacatının düsturlarıyla heves ediyor. Nasıl diyelim? Güzel buluyor. Değerli buluyor, sevimli buluyor, hoşuna gidiyor. Yani üstüne post geçirip çıkmıyor meydana. Onu böyle bir işliyor, nakışlandırıyor, çeşitlendiriyor, iplerle dikiyor falan. Öyle giysiler mesela bakıyorsunuz Çin'den alıyorsunuz Amerika'ya kadar. Her milletin kendine göre bir giyim tarzı var. Çeşitler var, renk renk, tasarım tasarım. Farklı farklı kıyafetler, görünüşler mevcut. Ne var orada? Cenab-ı Hak hem ihtiyacı vermiş hem de onda bize bir şey vermiş böyle zevk vermiş. O ihtiyacatı tatlı hale getiren insanoğlu giyindiği zaman şöyle ne bulursam üstüme geçireyim yapmıyor benim gibi. Ben biraz öyleyimdir ama ne bulursam üstüme geçiririm tarzında çuval da olsa giyerim tarzında yaşıyorum ama başkası vardır mesela çok giyimine kuşamına özenen arkadaşlarım vardı benim. Ne yapıyor? Hani sadece şey değil ihtiyaç değil orada bir de zevk alıyor. Şunu giymek ne güzel olur falan üstüne giyiniyor öyle çıkıyor. İşte şu takım çok yakışır bana onu giyinip çıkıyor. Hem ihtiyacı karşılanıyor hem de zevk alıyor. Cenab-ı Hak hem ihtiyaç hem zevk vermiş. Hatta ihtiyaçlara zevk bağlamış ki eğer hani insanoğlu sırf ihtiyaçtan yapmazsa bu zevkle yapsın diye. Mesela evlilik külfetli bir iştir normalde. Yani bir insan için, iki insan için de zor zahmetli bir iştir. Ama ona bir şey koymuş, muhabbet koymuş eşler arasında, bir sevgi koymuş, bir iştiyak koymuş, bir lezzet koymuş. Çocuk büyütmeye, annelerin kalbine, babaların kalbine bir lezzet koymuş. Onunla çalıştırıyor Cenab-ı Hak. Onun sayesinde o ihtiyacı görüyorsun. Normalde o bir ihtiyaç mı? İhtiyaç. İnsan neslinin devamı için
Çocuk lazım veya evlilik lazım, aile hayatı lazım, insanların mutlu olması için, düzenin devam etmesi için vesaire. Ama sırf ihtiyaç diye bıraksa belki onu yapmayanların sayısı artacak. Cenab-ı Hak bir de lezzet vermiş ona. O lezzet sayesinde düzen devam ediyor. Burada da iki tarafına da vurgu var. Ekser masnuatını kendi hevesatının hendesesiyle, hendese tartı ölçü. İnsanın hevesi var, onlarla ölçüm yapıyor kendine göre. Hendese burada ne diye verilmiş ona da bakayım arkadaşlar. Plan, çizgi diye verilmiş. Ben böyle bilmiyordum ama öğrenmiş oldum. Hendese plan, çizgi demekmiş. Hevesatının hendesesiyle ve ihtiyacatının düsturlarıyla öyle güzelce tanzim, düzeltir, düzenler, teşhir, sergiler, tezyin, süsler ve çok antika nevileri liste gibi birer yerlerde öyle toplayıp süslettirir ki. Yapıyor ama yaptığını da güzelleştiriyor ya. Cenab-ı Hak insanoğluna bu damarı vermiş. Yaptığı hiçbir şeyi sırf yapmak için yapmıyor. Yapmamalı aslında da. Yapanlarımız vardır ama süslemek, güzel olmasını istemek bir fıtri ihtiyaç. Ve ondan dolayı da tasarruflarımız etkileniyor. Tasarrufumuzun şekli değişiyor. Aleme de tesirimiz onunla artıyor. Bir cami yaptırıyoruz. Camideki taşları mesela ecdadımız öyle getirip koymamış sadece. Ne yapmış da oymuş, süslemiş, renkler vermiş, bezemiş. Bak sadece taş olarak koymamış, tasarrufta da bulunmuş. Bu da insanın diğerlerinden farklı bir yanı. İnsandan başka hangi canlı böyle bir ihtiyaç hissediyor? Bakıyorsunuz kuşlar getiriyor, çalı çırpıyı topluyor, bir yuva yapıyor. Demiyor ki ya bu yuvanın şu kenarı da şöyle süslü dursun, bu tarafı işte panjurları pembe olsun, duvarları mavi olsun, şurası alçıpan olsun, burası pimapen olsun falan demiyor kuş. Diğer hayvanlar için de aynı şey. Ayılar mağarada mesela gayet mutlular ama insan öyle değil. Yuvam şöyle olsun, bu kenarı böyle olsun, şurada resim olsun, burada süs olsun, orada dantel olsun. Hani televizyon üstüne bile bir dantel mutlaka konuluyordu eskiden, şimdi kalmadı ama süs istiyoruz yani. Öyle toplayıp süslettirir ki değil yalnız ins ve cin nazarlarını, belki semavat ehlinin ve kainatın nazarı dikkatlerini ve takdirlerini ve kainatın sahibinin nazarı istihsanını celbetmekle gayet büyük bir ehemmiyet ve kıymet alan. O süslettirmesinin sonucunda neler oluyor? O tezyin, o tanzim, o teşhir neler yapıyormuş? İns ve cin nazarlarının dikkatini çekiyor. Yani insanların nazarları zaten celbolunuyor ona. Gidiyorlar arkeologlar mağaraya kazıyorlar, kazıyorlar. Mağaranın duvarından resim buluyorlar. Neymiş? 4000 yıl önce insanlar burada resim yapmışlar. Bak dikkatini celbediyor oradaki süsler. Cinlerin de nazarını celbediyormuş. Semavat ehlinin, meleklerin, melek kardeşlerimizin de dikkatini celbediyormuş. Ya bu insanoğlu neler yapıyor böyle? Demek ki onlar da bize heves ediyorlar. Yani heves ediyorlar derken yani gönüllerinde bir şenlik geliyor Cenab-ı Hakk'ın. Yaratışının eseri çünkü bizde gözüküyor. Onlar da onu görmekten zevk alıyorlar Allah'ın itaatkar kulları olarak. Ve kainatın nazarı dikkatlerini, tüm kainatın dikkatini çekiyor insan, bak. Ve takdirlerini ve kainatın sahibinin nazar istihsanını, Cenab-ı Hakk'ın nazar istihsanı demek yani güzel bulması. Cenab-ı Hak kullarından memnun-u münezzehiyet duyuyor. Üstad Hazretleri'nin şuna tabirlerini hatırlayalım. Yani münezzeh bir razılık duyuyor ondan. Kulun iyi bir şey yapmasından Cenab-ı Hak da razı geliyor. Mutlu oluyor denmez ona da lezzeti münezzehe duyuyor diyelim ondan. Allah güzeldir, güzeli sever. Hadis-i şerif ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyurmuş. Allah güzeldir, güzeli sever diye. Yani bir işimizi güzel yapmak Cenab-ı Hakk'ı memnun ediyor. Bir amelimizi güzel yapmak, güzel bir söz üzere olmak, güzel bir şey ifade etmek, hakkı tavsiye etmek, sabrı tavsiye etmek, Kur'an'da geçen şeyler, Asr suresinde mesela ameli salih işlemek, Cenab-ı Hak bunları beğeniyor. İnsan demek ki öyle ben küçüğüm, 60 kiloyum, 60 sene yaşıyorum, şu kadarcığım, bu kadarcığım, ya benim
Ne olacak üzerimdeki sorumluluk falan? O deistlerin çok kullandığı argümanlardır bunlar. Ateistler de onu mesela Allah'a inkar için kullanırlar. Ya insan din falan ya. İnsan ne ki din falan olsun? Niye sorumlu olsun? Zaten gelip gidiyor derler. Tamam gelip gidiyorsun ama orada yaptığın öyle işler var ki herkesin dikkatini çekiyor. Çıktın bir törende. Normalde diyelim sıradan bir insanın sokakta konuşarak gitmesi ya da sokakta kendi evinde söylediği sözler o kadar dikkati çekmeyebilir. Evindeki daha az dikkat çeker. Kendi başına mesela. Sokakta konuşarak gitse mesela, galiz tabirler, kötü sözler kullansa sokaktaki insanlar rahatsız olur. Onu yolda çevirirler. Sen ne biçim konuşuyorsun falan filan diye. Onun üstüne bir de diyelim ki Cumhurbaşkanlığı töreni var. Başka devletlerin işte başkanları gelmişler falan, orada davetliler. Çıkıyorsun kürsüye, mikrofonu alıyorsun. Aynı ifadeler orada kullanıyorsun. Bak, dikkat çektiği nazarlara göre sana sorulacak hesap değişir. Belki o üçüncü de seni hapse bile atarlar. Ceza bile alırsın. O ortama hakaret, oradaki devlet başkanlarına hakaret veya Cumhurbaşkanı'nın bizzat kendisine hakaretten ceza alma ihtimalin de var. Neden? Çünkü dikkat çektiğin nazar senin fiilini etkiledi. Çektiğin nazar miktarına göre fiilinin sorumluluğu oldu. Evinde o suçu işleseydin kimse duymuyordu, görmüyordu. Bir şey olmuyordu ama sokakta, ama onun üstüne Cumhurbaşkanlığı töreninde bu işleri yaptığın zaman değişiyor mevzu. Bakın burada da aynı şeye dikkat çekiyor. İnsan niye diğer canlılardan farklıdır? Bir tane daha madde. Çünkü çok fazla dikkat çekiyor. Allah'ın dikkatini çekiyor. Ya bunlar işte sorunlu tabirler ama şey için kullanıyoruz, fehmimize yaklaşsın diye. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın dikkati üzerimizden kesilmiyor ki. Daha doğrusu Cenab-ı Hakk'ın dikkatsizliği diye bir şey yok ki, dikkatinden bahsedelim. En doğrusu bu oldu. Fakat yani ilgiyi çekiyor kendisine. Üzerinde çok büyük işler dönüyor. Ya da çok dikkat çekici işleri oluyor. O nedenle ins ve cin, melekler, kainat ve Cenab-ı Hakk'ın nazar istihsanı üzerine celbetmekle gayet büyük bir ehemmiyet, önem ve kıymet alan ve bu haysiyetle bu kainatın hikmeti hilkati ve büyük neticesi ve kıymetli meyvesi ve arzın halifesi olduğunu fenleriyle, sanatlarıyla gösteren, tekrar dönüyoruz. Öncekini anladık. Dikkat çekicilik söylendi. Burada ne oldu? Büyük bir ehemmiyet ve kıymet aldı bundan dolayı. Yaptığı işin dikkat çekiciliğinden dolayı. Ve bu haysiyetle, haysiyet ne demekmiş? Çok kullanıyoruz ama buradaki anlamı ne acaba? Özellik demekmiş haysiyet. Burada öyle verilmiş. Bu haysiyetle kainatın hikmeti hilkati, yaratılış hilkati ve büyük neticesi, en büyük sonucu gibi düşünelim, ve kıymetli meyvesi ve arzın halifesi olduğunu fenleriyle, sanatlarıyla gösteren. Ya insan fenleriyle, sanatlarıyla nasıl bunu gösteriyor? Girmediği delik yok. Oradan gösteriyor. Yani insanoğlunun şu alemde bilgi olarak kapısını açmaya çalışmadığı ne kaldı? Ya da üzerinde bir şeyler deneyip farklı şekillerde kullanmaya çalışmadığı ne kaldı? Sanatına malzeme kılmadığı ne kaldı? Bu hali gösteriyor ki orada bir halifeliği var. Hani bir bölgenin sorumlusu, en büyük sorumlusu oranın her yeriyle ilgilidir. Ben mesela Ahmet Ay olarak ancak kendi hayatımın çerçevesiyle ilgiliyim. Akrabalarımla, eşimle, dostumla, belki komşularımla, şu çevremle ilgiliyim. Ama mesela buranın muhtarı bu semtin tamamıyla ilgili. Daha yukarı çıkıyoruz, belediye başkanı işte avcıların tamamıyla ilgili. En yukarı çıkıyoruz, cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanının ilgili olmadığı bir yer olabilir mi? Evet, elbette insan olarak sınırlılığı içinde gayreti, fikri, ameli yetişmeyebilir ama potansiyel olarak Cumhurbaşkanı Türkiye'nin neresiyle ilgilidir? Her yeriyle. Bırakın onu, vatandaşlarının yaşadığı her yerle de ilgilidir. Amerika'da bir Türkiye'liye bir şey olsa bizim Cumhurbaşkanımız onunla ilgilenir, devletimiz onunla ilgilenir. Çünkü neden? O da onun sorumluluk alanında. Halifeliğinin göstergesi ilgisi oluyor. Halifeliğinin göstergesi ilgisi tasarrufu oluyor. Yetkisi oluyor.
Nasıl dünyada böyle? İşte devlet de böyle, devlet işlerinde, bak dünya işinde de böyle. İnsan hepsinde ilgili, hepsinde muvaffakiyetli, sanatlı, çalışıyor, ilgileniyor, deşiyor, kurcalıyor, fikrediyor, zikrediyor. Bunun göstergesi ne? İnsan halife. Diğer canlılar gibi değil. İnsan farklı bir şey. Bunu buradan idrak etmek lazım. Ve dünya cihetinde sani alemin, alemi sanatla yaratan Allah'ın mucizeli sanatlarını gayet güzelce teşhir ve tanzim ettiği için isyan ve küfrüyle beraber dünyada bırakılan ve azabı tehir edilen ve bu hizmeti için imhal edilip, kendisine mühlet verilip, imhal, mühlet demek, muvaffakiyet gören nevi beni Adem var. Bak sonu nasıl bağladı? Bu mevzu da önemli. Bu da çok ateistler tarafından sorulur. Yani Allah varsa işte ben onu inkar ediyorum. Beni niye hayatta bırakıyor? Ateistler böyle şeyler söylüyor. Veya işte Allah varsa şu şu zulümleri yapanlar niye hala yaşıyorlar? Şu şu milletler niye hala varlığına devam ediyorlar? Tarih boyunca şunlara şunlara zulmetmelerine rağmen. Şunlar şunlar olurken Allah yok muydu? Haşa. Böyle soruları çok duyarsınız, karşılaşırsınız. İşte ona bir cevap burada saklı. Sani alemin mucizeli sanatlarını gayet güzelce teşhir ve tanzim ettiği için, sergilediği ve düzenlediği için mucizeli sanatlarını Allah'ın, isyan ve küfrüyle beraber dünyada bırakılan ve azabı tehir edilen, azabı ertelenen ve bu hizmeti için imhal edilip muvaffakiyet gören nevi beni Adem var. Adem oğulları türü var, nesli var, milleti var diyelim. Bak niye kalıyormuşuz dünyada? Varlığımız isyanımıza rağmen devam ediyormuş. Çünkü güzel şeyler de yapıyoruz. Kafir bile kafirliği içinde güzel şeyler yapıyor. Anlamı ıskalıyor. Ahireti ıskalıyor. O yüzden onun ahirete yönelik hiçbir faydasını görmüyor. Sadece bu dünyada görüyor. Ama yine de yaptığı şeylerin bir kısmı güzel. Cenab-ı Hakk'ın işte atom alemindeki, atom altı alemindeki tasarrufatını, sanatlarını, kudretini biz mesela diyelim seküler bilim adamlarından öğreniyoruz. Bu bir marifetullah sağlıyor mu? Evet sağlıyor. İşte Big Bang diye bir teori çıkardılar. Doğru yanlış kesin değil şu an, sadece teori. Doğrulayan deliller var, yanlışlayan bazı deliller var. Ama işte şu an kuvvetle muhtemel diyorlar. Bak bulan ateist de onu, Stephen Hawking. Ama o bilgi benim marifetullah'ıma yarıyor mu? Yarıyor. Niye? Çünkü ben alem yaratıldı diyorum. Hiçten yaratıldı diyorum. O da öyle diyor. Yani başlangıca doğru gittiğimizde alem giderek küçülecek ve belki madde olmayan bir şey olacak diyor. Bir böyle bir şeyden patlayarak ortaya çıktı. Bu alem sürekli genişliyor diyor mesela. Doğruysa tutuyor mu? Tutuyor. Şimdi bu bilgi güzel bir bilgi mi? Marifetullah'a faydalı bir bilgi mi? Yerinde kullanırsan çok güzel bilgi. İşte alemdeki olan işler, bitkiler, şöyle balıklar, böyle hayvanlar, şöyle bir sürü belgesel izliyoruz. Eğer o belgeselleri düzgün, doğru yaptılarsa, oradan güzel hikmetler çıkardılarsa, bu hikmeti bir Müslüman olarak ben kullanabiliyorum. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş, hikmet müminin yitiğidir, nerede bulursa alır onu. Yani o bizim malımız. Çünkü Allah koymuş onu oraya. O bilim adamı koymadı ki onu oraya. Bilim adamı olanı çıkardı. Allah'ın koyduğunu çıkardı. Ben zahmet etmedim, o çıkardı. O bilgi yine benim. Yine bana faydalı. Arabayı ben yapmadım, Amerikalı yaptı veya Avrupalı yaptı. Ben kullanıyorum onu. Bana faydası var. İşte böyle tecelliler üzerimizde döndüğü için biz bilmesek bile Cenab-ı Hak üzerimizde Esma-i Hüsna'sını, sıfatlarını, şuunatını yansıttığı için, güzel işler yaptığımız için bizim haberimiz olmadan, belki niyetimiz olmadan, belki imanımız olmadan, Allah bizi imansız bırakmasın, imansızlardan olmaktan korusun, öyle olmaktan muhafaza eylesin, yani titremek lazım onun korkusuyla. Ama öylelerinin bile hayırlı işleri oluyor. Sadece faydalı olanları düşünmeyin, kendi şuurları olmadan vücutlarında neler dönüyor. O şekilde bile bir aynalıkları var. Cenab-ı Hak da ona binaen, oradaki işlerine binaen, işte burada diyor, mucizeli sanatlarını gayet güzelce teşhir ve tanzim ettiği için isyan ve küfrüyle beraber dünyada bırakılan ve azabı tehir edilen ve bu hizmeti için imhal edilip muvaffakiyet gören nevi beni Adem var.
Cenab-ı Hak zalimi zulmünde niye muvaffak ediyor? Niye imkan veriyor ona? Çünkü o zalimin zulmü sadece, nasıl diyelim, göründüğünden ibaret değil. Altında çok sır var. Yine bir hadis-i şerif şimdi aklıma geldi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor. Zalim Allah'ın kılıcıdır. Sonra dönüp ondan intikam alır. Müslümanlar rotalarından şaşmıyorlar mı? Ayarları bozulmuyor mu? Allah'a şükretmez hale gelmiyorlar mı? Geliyorlar. İşte öyle anlarda ne devreye giriyor? Musibetler devreye giriyor. Musibetler bir restart gibi, böyle yenileme gibi, tecdit gibi insanı imani düzleme tekrar çekiyor. En azından çağırıyor. Gelebilen geliyor, gelemeyen gelemiyor. Zalim de bunun araçlarından birisi aslında. Evet, kendi adına cehenneme hak edecek bir iş yapıyor. Ama onun tasarrufundan dolayı Cenab-ı Hak neleri neleri, kimleri kimleri uyandırıyor. Şimdi kışın tasallutu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Bir açıdan baksan kötü bir şey. Çünkü canlıların işte rahat rahat yaşıyorlardı, kırlarda koşuyorlardı, ot buluyorlardı, şuydu buydu, tamam. Ama kış olmasa yaz yaz olur mu? Kış kışlığını yapacak, yaz da yazlığını yapsın. Rahmetli babam böyle derdi. Kışın çok soğuk olduğu zaman, ki Sivas'ta epey soğuk olurdu. Hani şikayet ettiğimiz zaman, ağzımızdan böyle şikayet cümlesi falan geçtiği zaman babam öyle derdi rahmetli. Kış kışlığını yapacak, yaz da yazlığını yapsın derdi. Kış kış olmazsa yaz da yaz olmuyor. Denge bu. Evet, insan da bu dünyada bir dengeyi ifade ediyor. İmanlı olsun olmasın, her iyi ameli iyi olsun olmasın. Bir sırrı imtihan onun varlığıyla devam ettiğinden, Cenab-ı Hak o hikmeti sürdüğü sürece isyan ve küfrüyle beraber dünyada bırakıyor. Azabını tehir ediyor. Hizmeti için imhal edip, süre verip, muvaffakiyet veriyor. Nevi Beni Adem'in, insan türünün böyle bir özelliği var. Devam ediyoruz. Vaktimiz var. Bir paragraf daha okuyalım. Ve madem bu mahiyetteki Nevi Beni Adem, insaniyetin mahiyetini, yapısını anladık. Mahiyet yapısı demek. Mizaç ve hılkat itibariyle gayet zayıf. Bak, az önce neydi? Ya neler neler yapıyordu. Ne tasarruflar, ne işler, ne filmler, ne dolaplar çeviriyordu varlık üzerinde. Ama aslına dönüyoruz. Nevi Beni Adem mizaç ve hılkat itibarıyla, mizaç yani yaratılışı, gerçi mizaç belki farklı bir rengi vardır, buradan okuyayım size. Mizaç, yaratılış, bu da yaratılış diye verilmiş, evet. Mizaç ve hilkat, yine yaratılış, itibariyle gayet zayıf, aciz ve gayet aciz ve fakrıyla beraber hadsiz ihtiyacatı ve teellümatı olduğu halde. Dur yahu, az önce biz insan hakkında neler diyorduk, şimdi buraya nasıl geldik? Üstadım, çok sert düşürdün bizi. Oradan neler çıkarıyorduk biz? Halifeyiz, şöyleyiz, böyleyiz, neler neler yapıyoruz, boyun eğdiriyoruz falan bütün varlıklara. Da bu bizim mahiyetimizi değiştiriyor mu? Yok, değiştirmiyor. İlk insanda Hazreti Adem Aleyhisselam, gerçi eski ümmetlerin ömürleri uzundu, bu kıyas yanlış olacak. Şöyle söyleyelim. 1000 yıl önceki insanda 60-70 yıl yaşıyordu. Sen de 60-70 yıl yaşıyorsun. Değişti mi bir şey? Değişmedi. Kurşun seni de öldürüyor, 200 yıl önceki insanı da öldürüyor. Değişti mi bir şey? Değişmedi. Hastalık, salgın, onu da öldürüyordu, seni de öldürüyordu. Değişti mi bir şey? Değişmedi. Bak, dokunuşluluk itibariyle, şöyle söyleyeyim, şöyle toparlayayım. Dokunabilirlik itibariyle çok güçlü olabilirsin ama senin dokunulurluğun daha azalmadı. Ya da şöyle söyleyeyim, etkileyebilirliğin çok yüksek olabilir ama etkilenişin azalmadı. Etkileyebiliyor olmaktaki genişlikten, tasarrufumuzun artışından, oradaki Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği imkanlardan, bunun ahir zamanda teknolojiyle, teknikle, bilimle olan artışından, insanlığın hakikatinin değiştiğine dair bir şey çıkarmamalıyız. Çünkü etkilenişimiz değişmedi. Hala aynı derecede ilk insanla eşit seviyede oksijene ihtiyaç duyuyoruz. Hala aynı seviyede suya ihtiyacımız var. Hala aynı seviyede hasta olabiliyoruz. Hala aynı seviyede duygusal problemler, ruhsal sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Hala aynı şekilde
birisi yüzünüze astığı zaman mutsuz oluyoruz. Ya insanın hakikatinde bir değişiklik yok. Hala etkilenebilir. Aciz ve fakir dediğimiz zaman biraz da bu yana bakalım. Etkilenir durumdayız. Çabuk etkilenir bir sayfa gibiyiz. Üzerimize çabuk yazı yazıyor. Biz de çok yazı yazıyoruz ama bizim üzerimize de çok yazı yazılıyor. Biz de çok yazı yazıyoruz ama bizim üzerimize de çok yazı yazılıyor. Bu noktada kendimizi yazılamaz bir kağıt haline getirebilmiş değiliz. Çelikten, taştan, titanyumdan insan olmadık. Terminatöre falan dönüşmedik. O açıdan bir değişiklik yok. Gayet zayıf. Şuradan alayım. Bu mahiyetteki nevi beni Adem, insan türü, mizaç ve hilkat itibariyle gayet zayıf. Aciz. Yani Allah göstermesin. Bir hastalık geldiği zaman anlıyoruz değil mi nasıl aciz olduğumuzu. Hasta değilken aciz değil miydik? Yapamadıklarımıza bakmıyoruz ki. Ya bakabilsek öyle bakmıyoruz. Yapamadığımız zaman yapamadıklarımızı anlıyoruz ancak. Biz yapan değilmişiz diye ne zaman anlıyoruz? Yapamadığımızda. Ve gayet aciz ve fakrıyla fakr ihtiyaçlarının çokluğu, insanın ihtiyaçlarının çokluğu, aciz güç yetirememesi. Aciz ile fakr arasında böyle bir fark var. Aciz güç yetirememek, potansiyel olarak muvaffak olma, Cenab-ı Hakk'ın lütfu olmasa muvaffak olma gücüne sahip olmamak, fakrı da ihtiyaçların çok olması. Mesela şöyle bir kıyaslama yapalım. Taş mı acizdir, insan mı daha acizdir? Taş daha acizdir. Ama taş mı daha fakirdir, insan mı daha fakirdir? İnsan daha fakirdir. Bak, acizde taş yenilir, fakirde insan yenilir. Neden? İnsan hayatta kalmak için taştan daha çok şeye ihtiyaç duyar. Hatta taşın hayatta kalmaya bile ihtiyacı yoktur. Var olması yeter onun için. Var olması hikmetini eda eder. Ama insan sadece bedensel olarak var olan bir şey değil. Ruhsalı var, duyguları var. Çeşit çeşit o bütünlüğün devamı için ihtiyaçları var. O açıdan fakırda taş bizi yeniyor, acizde de biz onu yeniyoruz. Diyelim tabiri caizse. Onun yapabilecekleri daha sınırlı ama bizim de ihtiyacımız daha çok. Aciz ve fakriyle beraber hadsiz ihtiyacatı ve teellümatı olduğu halde ihtiyaçları da var, elemleri de var. Bütün kuvvetinin ve ihtiyarının, iradesinin fevkinde olarak koca küreyi arzı, o nevi insana lüzumu bulunan her nevi madenlere mahzen ve her nevi taamlara yani yiyeceklere ambar ve nevi insanın hoşuna gidecek her çeşit mallara bir dükkan suretine getiren gayet kuvvetli ve hikmetli ve şefkatli bir mutasarrıf var ki böyle nevi insana bakıyor, besliyor, istediğini veriyor. Ya bu hakikaten tam böyle sırrına ermediğimiz, lezzetini almadığımız, tam derk edemediğimiz bir mevzu. Biz öyle bir alemin içindeyiz ki o alemin her şeyi bize yarıyor. Ya her şeyi bize yarıyor. Uranyumu, plütonyumu ekmeğin arasına koyup yiyemezsin ama nükleer enerji santralini ondan yapıyorsun. Binlerce yıl sonra bak nasıl senin ihtiyacını karşıladı. Demiri tamam ekmeğe sürüp yiyemiyorsun ama bak demir ne kadar çok işini görüyor. Ve serpilmiş kainatın her tarafına. Oradan o çıkarıyor, buradan bu çıkarıyor. Sanki böyle oyunlarda, bilgisayar oyunlarını oynayanlar bilirler şimdi bu söyleyeceğimi. Böyle oyuncu gezerken mutlaka mermisi biter diyelim işte silahlı bir oyun oynuyor. Mermisi biter ya da yaralanır ilaç lazım olur oyuncuya. Veya işte zırh alması lazım şu bu türlü ekipmanı var. Şimdi oyun alt yazılımı oyunu yazan yazılımcı serpiyor onu her yere. Oyuncu giderken mutlaka mesela uzun bir süreç atlatacaksa arada bunlardan birkaç tane oluyor. Onları alarak ancak oyunu tamamlayabiliyor. Bir yazılımcı biliyor çünkü yazılımı yapan biliyor ki buradan bir oyuncu şu süreci yardım almadan atlatamaz. Atlatamayacağı için de aralara yardımlar koymuş işte. O ilaç koymuş, dokunuyorsun, can alıyorsun veya işte silah koymuş, lazım silah alıyorsun veya cephane koymuş, cephaneni yeniliyorsun falan, zırh alıyorsun. Yazılımcı biliyor ki o süreç boyunca oyuncunun bunlara ihtiyacı olacak. İhtiyacı olacağı için de bunları koyuyor. Sen de onları aldığın zaman ne diyorsun? Evet hani bu lazımdı, almam lazım ki oyun devam etsin. İnsanın
Bu dünyadaki hali ona çok benziyor. Ama aynı şekilde görmeyi maalesef müminler ayrı tarafa koyalım ama başaramıyoruz. Neden? Çünkü oyunun içindeyiz. Dışarıdan bakmadığımız için o şeyi göremiyoruz. Bilgisayar oyununu oynayan adam alelekser o şeyi idrak ediyor. Yazılımcının koyduğunu anlıyor onu. Veya sorulsa söyler bunu. Ama oyunun içindeki oyuncu bunu bilmiyor. Ya da daha doğrusu göremiyor her zaman. İşte sırrım tam buradan başlıyor. Biz de bir oyunun içindeyiz. Cenab-ı Hak dünyayı bir oyun ve oyalanma yeri olarak yaratmış bu hayatı. Yine Kur'an'ın ifadesiyle. Sınanıyoruz. Cenneti cehennemi kazanacağız. Bu süreç boyunca neler lazım olacaksa dünyaya serpilmiş. Demiri, alüminyumu, petrolü bilmem şusu busu var. Süreç geçtikçe onları alıyoruz, avlanıyoruz, tarım yapıyoruz, şu bu, tamam. Ama demiyoruz ki ya arkadaş bir yazılımcı olmasa bu iş olmaz. Yani benim o süreci bunlarsız atlatamayacağımı bilen birisi bunları buralara serpiştirmiş demiyoruz biz. Diyoruz ki biz yapıyoruz bunu. İçinde var olduğumuz şeyleri kullanabiliyoruz. Bu bizim gücümüz. Ya Allah istifade edilmez kılsaydı suyu, istifade edilmez kılsaydı demiri, istifade edilmez kılsaydı çeşitli madenleri, petrolü vesaire. Yani onları kullanamıyor olsaydık. Nasıl ki mesela normal kireç taşından enerji elde edemiyoruz değil mi bugün? Hani öyle bir şeyimiz yok. Veya işte varsa da belki çok avantajlı değil. Veya normal bir taştan onu kömür gibi yakamıyoruz değil mi? Kömür başka bir şey, taş başka bir şey. Ya hepsi öyle olabilirdi. Mecbur muydu dünya böyle olmaya? Değildi. Ya burada bir şey var. Hani bir biraz böyle geriden baksak işte o oyuncunun içinde, oyunun içinde aldığı yardımlar gibi bir şey var. Buradan ona dikkat çekiliyor. Cenab-ı Hak diyor bak aciz ve farkına rağmen önce insanın potansiyelinden insanın ayrıcalığını ortaya koydu. Üste, yukarıda Üstad Hazretleri, Bediüzzaman Hazretleri. Aşağıda da aczine farkına iltifaten ona yapılan yardımlara nazarı çekiyor. Diyor ki bu kadar yardım da normal bir canlıya yapılmıyor, insana yapılıyor. Ayı, demirle ne ilgisi var ayının? Ayı, petrolle ne ilgisi var? Veya işte şurada bor çıkıyormuş, burada bilmem ne varmış, orada şu ince mineral bulunuyormuş. Bunlarla bir ilgisi yok ki o canlının. Bunları insan deşiyor. Demek ki insanın ayrıcalığı buradan da geliyor. Çok yardım bırakılmış insan için. Çok ihtiyacı var. Ona göre de çok mahzen açılmış. Burada neler söylüyor mesela? Ve madem bu mahiyetteki nevi beni Adem, mizaç ve hilkat itibariyle gayet zayıf ve aciz ve gayet ac ve fakirle beraber hadsiz ihtiyacatı ve teellümatı olduğu halde bütün kuvvetinin ve ihtiyarının fevkinde olarak koca küreyi arzı, yani dünyayı, arz küresi diyor burada. Nevi insana lüzumu bulunan her nevi madenlere mahzen ve her nevi tağımlara ambar ve nevi insanın hoşuna gidecek her çeşit mallara bir dükkan suretine getiren gayet kuvvetli ve hikmetli ve şefkatli bir mutasarrıf var ki. Yani bunları Allah mecbur muydu kainata koydu? Haşa sümme haşa. Samet olan hiçbir şeye mecbur değildir. Her şey ona mecburdur. Yani ondan yardım almaya mecburdur. Ona muhtaçtır. Samet ne demektir? Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden birisi Es-Samet. Her şeyin ona muhtaç olusu. Ama onun hiçbir şeye muhtaç olmayışını ifade ediyor. Allah'lık böyle olur çünkü. Muhtaç olan Allah olamaz. Muhtaç olduğu onun Allah'ı olur. Haşa sümme haşa. Biz Cenab-ı Hakk'ımızı, biricik vahdet sahibi ilahımızı bundan tenzih ederiz. Celle Celaluhu. Mecbur muydu bunları yapmaya? Haşa dedik. Ama yapıyor. O zaman neden dolayı yapıyor olabilir? Gayet kuvvetli oluşundan. Elinden geliyor. Tabiri caizse Cenab-ı Hak bunları yaratmaya muktedir olduğunu gösteriyor yaratarak. İki, hikmeti iktiza ediyor. Hikmetle yaratıyor onları. Bir amaçla yaratıyor onları. Oradan da bize hikmetini gösteriyor. İlmini gösteriyor. Daha neler neler onun altında mündemiş. Bir de şefkatli. Yani rahmet sahibi. Bize rahmetini gösteriyor. Merhametini gösteriyor. Ondaki kemalini gösteriyor. Güzelliğini gösteriyor. Bir mutasarrıf var ki böyle nevi insana bakıyor, besliyor, istediğini veriyor.
Bu kadar ilgi, bu kadar emek elbette bunun bir bedeli olacak. Ve madem bu hakikatteki bir Rab hem insanı sever, burası toplayıcı bir yer. Vaktimizin sonuna geldik, burayı da okuyup bitireceğim. Ve madem bu hakikatte bir Rab hem insanı sever, hem kendini insana sevdirir. İnsanı sever mi? Verdiği nimetlerden belli. Sevmeyen birisinin işi mi bizim mazhar olduğumuz şeyler? Şu hayatta istifade ettiğimiz şeyleri bir yazın ya. Şöyle bir kağıda bir liste yapıp yazın. Hani aklımıza gelen belki 1000 tane olur. Gelmeyenler ne kadar çoktur. Yediğimiz şeyleri yazsak sadece belki binleri geçer. Şunu yedim, bunu yedim, şunu da tadını baktım, bundan da yedim falan diye yazsak 1000'i geçer. İnsanı sever. İspat ediyor zaten tasarrufatıyla insanı sevdiğini. Ona bağışladıklarıyla, hediyeleriyle bu iş sevmeden olmaz. Hem kendini insana sevdirir. Sevdirmesi niye? Nasıl? Yine nimetleriyle. Bir de peygamberler göndererek sevmesinin yolunu öğretiyor insana. Yani ben nasıl bir ilahım? Bunu bir kainattaki şeylerden okuyabilirsin. İki peygamberlerle sana haber veriyorum kendimi. Rahmetimi, keremimi, yaptığım işlerdeki maksadımı sana bunlarla beyan ediyorum. Bunlardan da beni sevebilirsin. İyi insanları tanımak nasıl onları sevmeyi beraberinde getiriyor? Bir insanı ilk gördünüz, cemali güzel, sevdiniz. Biraz konuştunuz, hoş söhbet, daha çok seversiniz. Biraz daha konuştunuz, çok akıllı, daha çok sevdiniz. Size büyük bir yardımı dokundu, daha çok seversiniz. Derece derece artar. La teşbih ve la temsil. Cenab-ı Hakk'ın marifetullah da ona muhabbeti arttırır. Kendisini bildirmesi, o açıdan muhabbetini sağlaması açısından insanın çok kıymetlidir. Vahiy, sünnet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başta olmak üzere bütün peygamberlerin gelişi o sevginin yolunu cadde etmiştir, açmıştır iyice. Hem bakidir hem baki alemleri var. Hem adaletle her işi görür ve hikmetle her şeyi yapıyor diye burası son oluyor. Yani 3 paragraf bitmiş oluyor. Buradan devam ederiz. Bu paragrafı tam okuyamadık ve konuşamadık. Benim de içimde ukde kalmasın. Bir dahaki derste bu paragraftan ve madem bu hakikatteki bir Rab paragrafından itibaren okuruz ve üzerine tefekkür etmeye çalışırız arkadaşlar. Allah hepinizden razı olsun. Gördüğünüz gibi metinler açıldıkça açılıyor. Gönül istiyor ki böyle birkaç sayfa gidelim ama bırakmıyor, gidemiyoruz. Hayırlısı bu demek ki Üstad Hazretleri'nin dediği gibi gazete gibi okumamış oluyoruz. İnşallah o sırada böylece mazhar oluyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahru da'vahmen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.